Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte iyi pizza, güzel pizzanın yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar serimize kaldığım yerden devam ediyoruz. Bu video 4. video olacak. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Gerçekten ilk 3 videoda gerçekten daha doğrusu ilk video gerçekten gayet iyiydi. İkinci videoda birazcık kazıklanmaya başlamıştık. Yani birazcık sıkıntıya girmeye başlamıştık. Ve geçen 3. bölümde de arkadaşlar, çok affedersiniz arkadaşlar ama iyi bir sıçmıştık yani. Hani gerçekten felaket derecede sıçmıştık. Bugün şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Aklımda şöyle plan var. Valensest'e giret var. Gelmeyecek. Daha doğrusu Valensest'e Comic-Con Great var değil, pardon, Comic-Con gelmeyecek arkadaşlar. Bugün bu videoyu çekeceğim. Bundan sonra Clash Royale yüksek ihtimal gelir. Akşamüstü de yine bir dün gelemedim, çekemedim arkadaşlar. Çünkü telefonumun şarjı 15'ti yani, hani 15'te risk almak istemedim. Bitebiliyor çünkü benim telefon şarjım, belli olmuyor. 6 ama bitebiliyor yani. Gerçi kullanıyoruz da, yalan yok. Ve arkadaşlar, bir izledikten sonra beni silah katmayın. Kanalı daha seven seyircisiniz, abone olmayı unutmayın. Bir tık sesi kısa mıydım ben? Hadi yine unutuyorum ben bu iyi pizza güzel pizza. 3 tık başlıyordum. 2 tık da ortada dursun hadi. Onun dışında işte akşam üstüne gelir bilmiyorum. Akşam üstü Taksistim 2022'yi çekmeyi düşünüyorum. Çünkü ikinci videoda çok ilgi görmüş o oyun. 400'e yakın gördüm. Belki 400 bile geçmiş olabilir. Geçmediyse de 400 yakın izlenme aldı arkadaşlar. Birinci video 100-200 bile almamıştı. Bakacağız arkadaşlar, bilmiyorum. Bir şey düşüneceğiz artık. Şimdi gün 7'den gidiyoruz arkadaşlar. Bu haftanın son günü. Marco Polo dünyayı daha iyi bir pizza için mi dolaştı? Tarihçilerin yeni teorisi şaşırtacak. Yarın havanın güneşli, haftanın geri kalanında ise yağış olması bekliyoruz. Ya abi, bulutlar da pizza yapmışlar hayvanoğlu hayvanlar. Kısacası gök delinmeden pizzanızı kapayın. Gök delinmeden pizzanızı kapayın. Sponsorumuz Tarif Fırın Tamir. Ateş biz keşfettik ama 2008'den beri yerini bilmesini sağlıyoruz. 2008'den beri, vay anasını. Daha önce bildirilen pizzacı kısa bir atıştırmalık molasının ardından yeniden açıldı. Görünüşe göre elimizde bir hevesli bir fırıncı var. Niye tekrar başkaları mı oğlum bunu? Genç pizza dahimiz için alkışı duyalım dedi. Oliver falan, yine bu velet geldi. Ya abi, bu çünkü yine boş yapacaklar. Arkadaşlar Zeya gerçekten falan diyor. Nerede yaşanıyorsa yaşatıyorsa falan filan, iyi pizza güzel pizza. Ya uğraştırmayın abicim. Zaten bokuyu yedik yani, affederseniz. Arkadaşlar bu arada çiçeğimizi hemen sulayalım. Bir mantarlı pizza satın almak istiyorum. Okey ablacığım. Ha, ben bir de şunu düşünüyordum. Hayır, ben bu dükkana gir. Arkadaşlar ben şey yapacaktım. Bu arada şu karttan görebiliyormuşuz arkadaşlar. Ben bir mantarlı neydi lan? Bir mantarlı pizza satın almak istiyorum. Arkadaşlar şöyle bir olay var. Hatırlarsın rehber 150 kaç dolardı? Hatırlamıyorum kaç dolar olduğunu ama ben elmaslarımı kullanarak onu alacağım galiba ya. Vallahi abla, sen eğer bu yemeği beğenme. Bak, sen eğer bu yemeği beğenme. Seni var ya, gerçekten çok kötü yaparım yani. Harbiden çok kötü yaparım yani. Daha ne istiyor? Abi bak, istatistik çok hızlı düşüyor. %70'e düştü abi ya. Gözünü seveyim yani, yağını yedimin. Gözünün yağını yedimin çocuğu ya. Ya arkadaşlar, %67'ye düştü. Haksız ya, yürü git ya. Söyle pizza, söyle bana şarkını fırında pişmiş ekmek tanıtacağım. Ya 1.67 dolar mı verdi bilmiyorum ama göremedim tam. Hazır mısın? Sucuklu ve sosisli bir pizza istiyorum. Sucuklu ve sosisli abicim hemen. Bir sucuk ve sosisli pizzanın iki tarafında iki sucuk ve sosis vardır. Yarı sucuk yarı sosis değil ya. Ne diyor? Bir sucuk ve sosisli pizzanın iki tarafında da sucuk ve sosis vardır. Yarı sucuk yarı sosis değil yani. Yani bu şekilde yapmamızı istiyor. Arkadaşlar ben bunu tutturabilir miyim? Galiba ya, ben bunu anladım galiba ya. Arkadaşlar hemen. Abi istatistiğe düşmüş. Haksızlık var. Yemin ederim haksızlık var. Allah belamı verme. Abi o sırada öğretik istatistik ya. Yürü git abi, oyunda haksızlık var. Kusura bakmasın hiç kimse ya. Ya arkadaşlar, bir oyuna tüküreyim ya. Ya arkadaşlar haksızlık var. Abi o sırada öğretirken, ben o yazıyı okurken arkada istatistik gidiyormuş ama ya. Aman bu var ya yani, abiden oyunun cıvkını çıkardınız be mantarlı. Bu arada burada yanmış sönüyor abi. Ya abi git, Allah'ını seviyorsan. Allah'ını seviyorsan git be abi ya. Ya git abi, al yemeğini git ya. Git Allah aşkına, %50'ye düştü ya. Oo güzel, sevdim bunu. 1.85 dolar. Abi müşteri memnuniyeti düştükçe daha kötü olmuyor mu ya? Başarım diyor arkadaşlar. Hemen şuradan başarımızı alalım. 25 pizza peynir koy. 2 berduştana karnını doyur. Ya abi yazık, bunları ben yapıyorum ya. Yazık, günahtır şimdi. Sadece iş için buradayım. Bir sucuk da alabilir miyim? Tabii ki efendim, sen 10 dolar.
Oha 10 dolar bahşiş. Adamın demişsin. Gerçi yok bahşiş o vermiyor. İlk başta 10 dolar veriyor sonra bahşiş veriyor. Pardon arkadaşlar. Sucuklu pizza istiyor. Sucuklu pizza. Arkadaşlar ben galiba sucuğu koymadım. Rehbere gerek de olmayabilir ya. Şöyle koyuyorsun abi. Şöyle. Tabii biraz daha fazla koyuyorsun galiba ama şuraya da bir köşeye sıkıştıralım. Ben bu abiyi sevdim. Bu abiyi sevdim bu abi. Eli şey bu abi belli yani hani. Eli açık be abi. Abi. Yaşasın abi. Tamam abi şunu alalım. Hemen şöyle bıçağımızı alalım şöyle. Ulan ben niye sağa koy şöyle bir. Niye sağda boşluk var lan? Allah Allah. İlginç. Evet 2 dolar da bahşiş verdi. Açıkmış evet. Selam şey bilirsin mantarlı şey pan mantarlı pizza. Tamam boş yapma. 8.60 dolar verdi. Arkadaşlar mantarlı pizza yapıyoruz. Ben bu işi kaptım gibi. He. Bugün işi bok etmeyeceğiz gibi affedersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar iş yaparız diyenler yoruma iş yaparsın yazsın. Yapamazsın bu işi diyenler de işi bok edersin yazsın ya. Ne diyeyim abi? Abi arkadaşlar ya öyle yazmayın tabii işi öyle hani yazmayın da hani abi bu işi yaparsın ve hani batırırsın falan yazabilirsiniz. Arkadaşlar ama iyi gidiyoruz ya saat 8'de çeyrek geçiyor. Hop abi şöyle bir tane kestik şöyle bir tane şöyle bir tane hoppa hemen veriyorum hemen hop abicim. Kelimeler kıyafeti şahane bize abi vallahi dikkate çeviriyoruz ha. 9'da çeyrek var mantar ve sosis gezintiye çıkmış peynir gelmemiş. Mantar ve sosis ne demek istiyorsun lan? Mutlu müşteri bir. Peynir. Abi sondaki gelen adamın ne dediğini anlayan var mı? Evet. Arkada müzik duyulmuyor. Ve arkadaşlar işte bu be. Toplam karımız 24 dolar arkadaşlar. Kullanılan malzeme 23 dolar vermişiz. Arkadaşlar kârdayız. 24 dolar 10 set kârdayız. Bir oyun için satın alma yaparak reklamsız oyun deneyimini yaşayabilirsin. Kanka ben İnterneti kapat. Ya arkadaşlar bir de şöyle bir olay var. Ulan interneti kapatınca da zaten reklam vermiyorsun, veremezsin ki ya. Neyin kafasını düşünüyorsun? Reklamı interneti kapatırım olur biter. Hemen arkadaşlar şunu yapmayı düşünüyordum ben aslında. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Bakın 100 dolar ya. Mesela pardon bu değil arkadaşlar. 125 dolar ya malzeme rehberi dedi. Ben bunu parayı versem alsam mı? Ya çok şey kaldım. Arkadaşlar bir kere 5 elmasımı kullanacağım. Tamam mı? 104 dolarımız oldu ya. Arkadaşlar ben direkt onu mu alsam ya? Bence direkt onu alayım arkadaşlar. Aman dükkan batarsak batar ama abi. Aynen öyle. Ver abi. Ver abi. Arkadaşlar alıyorum. Bu rehberi alıyorum. Bir kere daha 10 dolar verdim. Ve arkadaşlar bunu malzeme rehberini satın aldım. Aynen iyi ekipman bir. Hemen arkadaşlar sonraki güne gidiyoruz. Mükemmel yemek pizza mı? Araştırmalar evet'i gösteriyor. Ya abi çok boş ya. Abi tam pizzaya tapıyorsunuz gibi geliyor bana ya. Stüdyomuzun pizza eleştirmeni şehrin en yeni pizza yasını ziyaret etti. İşte söyledikleri. Aa bu adam. Pizzalarını tarif edeyim. Şok edici biber aroması, güçlü sos, tadı uyumlu ve bir o kadar yoğun. 5'e 5 veriyorum. Aa bu bize dedim ya hani adam eli açık diye. Vallahi adamsın abi. Bizi reklamımız yapmış. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Eğer bu adamın pizzasını kötü yapsaydık biz de burada ağzımıza eder miydi? Yani onu merak etmiyor değilim. Sponsorumuz Ali Sent'in pizzasına 2003'ten beri MSG kullanmıyoruz. Her ne de yaşanıyor ve yaşatıyorsa iyi pizza güzel biz tamam. Evet arkadaşlar. Ne diyeceğim bu sabah rüyamda öğle yemeğinde patlıcanlı pizza yediğimi gördüm. Tamam. Bir tık daha açayım arkadaşlar sizin ya. Şu an patlıcanlara bak çok tatlı değiller mi? Aa sen bana vermiştin bunu değil mi? Bence hazırlar. Aa. Harika. Taptaze bir patlıcanlı pizza alabilir miyim? Aa bana mı getirmiştin sen bu çiçeği sanki? Bu çiçeği getirmiştin sanki çiçeği. 8.30 dolar verdi. Arkadaşlar şimdi mantarlı pizzayı nasıl yapıyoruz abi? Şimdi rehber var ya rehberle beraber yaparız abi. Pizzaları koy şey sosu koyduk. Bunu da koyduk. Nasıl yapıyoruz? Vallahi gösteriyor arkadaşlar bu rehber çok güzel bir şey ya. Ve istatistiği düşmüyor bu arada fark ettiniz mi? %100 hala %100. Arkadaşlar abi rehber çok güzel bir şey ya. Bak abi nereye koyacağını adam gibi gösteriyor ya. Yani. Arkadaşlar patlıcanlı pizza. Aynen. Ve arkadaşlar abi çok güzel oldu ya. Vallahi çok güzel oldu. Bu rehberi aldığımız iyi oldu arkadaşlar. Elmasımız gitti ama zaten elması ben öyle çok kullanılabilecek bir yer göremedim yani. Ve geliyor pizzamız ama şöyle abi ben sağdan alıyordum sanki. Niye bu? Bana ters geldi ama. Ve arkadaşlar abi 10 numara pizza oldu bu arada. 10 numara yani %100. Çok teşekkür ederim. 2 dolar da bahşiş verdi. Rüyam gerçek oldu. Evet gelsin müşteriler. Hayır vegan süper güçlerim yok. Bana bir vegan pizza verir misin? 2 dilim yarısından.
Abicim ne dediğini Allah aşkına. 8 nokta ne dedim ben sana şimdi? Ne dedin? Anlamadın ki ben senin dediğini. İki dilim yarısından. Vallahi abicim ben sana sosu geçeceğim hiç anlamadım de. Adam gibi konuşmazsan ben de sana anlamam ne dediğini ya. Yürü git ya. Ama paranı geri alırsan al abi. Umurumda bile değilsin bu arada. Adam gibi konuşmayı öğren. Adam gibi konuşmayı öğren de gel. Öğren bir bu arada arkadaşlar. Ya bu adam var ya, bu adam parasını geri alırsa hiç şaşırmam yani. Çünkü dediği belli değil yani. Ne dediği belli değil. Klasik etli. Aha evet böyle bir olay var. Acaba bunu mu istediydi vegan falan diyor. Abi hiç anlamadım vallahi. Aman geç gitsin ya. Salla gitsin abi. Al pizzanı da. Adam gibi konuşmayı öğren sonra. Yürü git. Yürü git. Lan yürü git. Lan ya yürü git mantarlama denir sen bana. Şimdi bak küfür ettireceksin. Yürü git bak. Tövbe yarabbi. İki sucuklu pizza istiyorum. Ver lan pizzamı benim. Allah Allah. Biri mantarlı olsun. İki sucuklu pizza istiyorum. Biri mantarlı olsun. İki sucuklu pizza istiyorum. Biri mantarlı olsun. Tamam. İlk mantarlı yapalım arkadaşlar. İki sucuklu pizza hemen geliyor. Bunun müşteri memnuniyeti birazcık insan gibi düşerse sevinirim. Çünkü iki tane pizza yapacağız. Tamam. Yani arkadaşlar böyle bir şey yaptık. Tamam. Tamam şöyle açalım. İkinci pizzamızı yapıyoruz arkadaşlar. Tamam. O sucuklu ay inşallah o bir şey olmazlar. Tamam. Tamam. Tamam hemen şunu alıyoruz arkadaşlar. Yalnız aynen patlıcanlı sucuklu pizza da garip oldu ha valla. Gel abi gel abi gel abi. Hop seni de kaptım. Ve şöyle ve son dokunuşları yapıp ve arkadaşlar bunu da %72 ile bitiriyoruz. Al artık şunu. Ne oldu? Lan! Şerefsiz para vermedi, bahşiş vermedi. Lan! Yemin ederim dediğini yaptım bu arada. Yemin ederim dediğini yapmadım mı arkadaşlar ya? Selam, sucuklu ya da yarı sucuklu, diğer yarısı da peynirli. Ne? Anlamadım ki. Pardon, yarı sucuk, yarı peynir. Abla, yarı sucuk, yarı peynir derken ne oluyor? Şey mi oluyordu bu ya? Yarı sucuk, yarı peynir. Yarı sucuk yarı peynirli. Hani biz geçen videolarda yapıyorduk ya işte yarısına sucuk yarısına peynir koyuyorduk. O anlamda değilmiş arkadaşlar. Oyun bize lafı soktu yani orada. Yarı sucuk yarı peynir mi? Abi ben direkt yaptım bu arada. Elim sıkı falan deme hakkın yok bu şeyde. Yarı sucuk yarı peynir dedin ama eğer yani ben sana daha cömert davrandım hatta. Yani bana ekstra bahşiş vermen lazım. Yoksa abla seni döverim yani. Abla demem valla. Al pizzanı ve paramı ver. Güller kırmızı menekşen amor. Bu pizza beni açtı. Senden iyisi zor. Aa adamım benim. Ablam. Helalim var. Vegan pizza lütfen. Çeyreklerini ayır adamım. İki kere fırına. Ne? Vegan ne? Bütün meyveler ve sebzeler. Mantar da ama peynir yok. Dört dilime böl. Çok pişmiş. Peynir yok. Peynir yok derken bir dakika. Peynir yok tamam. Peynir yok. Onu anladık. Peynir yok diyeceksin. Dört dilime bölüyoruz. Çok pişmiş. Tamam anladım. Sosu koyuyoruz. Peynir yok dedi. Yoksa peyniri koyarsak abimiz sevmiyormuş. Mantarlı pizza. Mantarları koyuyoruz. Peynir yok dedi çünkü. Mantarları şöyle. Ay yanlış dedim. Abi bu rehber efsane bir şey. Vallahi bu rehber efsane bir şey ya. Ya şu rehber var ya o kadar güzel bir şey ki. Aslında tam çözmüştüm de. 8.30 oldu bu arada saat ya. Abi hemen ikinci kere fırından geçireceğiz. Çünkü abimiz öyle istiyor. Gel abi. Hemen şöyle bir tane daha fırından geçirelim. Hop. Sonra keseceğiz. Yalnız geçen iki bölüme göre çok çok daha iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum o şerefsiz parasını aldı gitti adi köpek de. Bilmiyorum 4 pitlerimi böldüm ve abiye verdim. Ne? Patlıcan dedi mi bu arada ya? Ya arkadaşlar benim gözümden kaçtıysa kusura bakmayın da bana patlıcan gibi gel. Abi. Of. Akşam 9 oldu ve merhaba arkadaş fazla pizza var mı? O kadar iyisin ki dost olmalıyız. Vallahi dost olmalıyız seninle ya. Vallahi abi bunu müşteri memnuniyeti düşmüyor. Sana patlıcanlı pizza yapacağım. Sana ne yapacağım biliyor musun? Peyniri mi yapıştıracağım? Sen para vermiyorsun ama ben biz normalde başka bir birisi olsa buna direkt peyniri sosu gönderir. Yani direkt şey yapar. Ama ben bu adama özellikle patlıcan koyacağım abi. Sadece patlıcan koyacağım. Patlıcanı bir denesin. Değil mi yani hani? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Benim paramdan gitmiyor lan. Bu arada bir dakika ya.
Aa, patlıcan koyarken paranda ne eksilmiyor, onu da anlamış değilim yani. Ve arkadaşlar bu pizzayı da pişirdikten sonra biz bu bölümü de bitiririz. Ya abi iki kere parasını aldı. O şerefsiz çocuk da aldı. Onun ağzını burnunu kıracağım. Üç kere mi parayı aldı millet? Üç tane adam herhalde parayı aldı aynı anda. Tek günde. Al abi. Teşekkür ederim. Ve dükkanı kapatıyoruz. Open değil artık. Close abi. Abi bak benim sinirimi bozdu 3 tane eleman ya. Al. İşte bu kârdayız. Arkadaşlar para yazdıysa eksi 14'müş. Yani eksi 15 gibi bir şey. Ya abi ya para iadeler olmasaydı. Para iadeler olmasaydı kaç lira şey yapıyordu? Kaç dolar? Yani 55, 45, 25, 25 dolar falan. Hani 25, 26 dolar bir şey kâr edecektik. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzu bitirelim. Yükseltmelerden bakalım ne diyor. Pizzaya mantar koy. Mantar ısıtanı tut. Ne gerek? Pizzaya mantar koy. Gerek var mı yani? Ben kendim koyamıyorum. Mal. Gereksiz bir şey bence. Pizzaya patlıcan koyar. Ne gerek oğlum bunlar ya? Müşteri gelme oranını arttırır diye masa almışım lan ben bu arada. Ben ne ara aldım o masayı? Bir ara aldım herhalde ben bilmiyorum. Hatırlamıyorum almışım yani öyle gösteriyor. Neyse arkadaşlar videomuzu bitirelim. Bugün de arkadaşlar 7. günü ve 8. Kaçıncı günü oynadık? 7. gün ve 8. günü. Aynen 8. gün akşamındayız. Arkadaşlar bugün bir haftayı bitirdik ve diğer haftanın ilk gününü oynamış olduk. Yani 8. günü oynamamakla beraber. Güzel bir gün çıkardık. Yani bu video daha iyi video. Yani bu video gelsin iyi bir video oldu yani. Tam bir daha alıştım yani çocukları tam nasıl koyacağım. Bir de rehberle birlikte daha iyi işler çıkardık yani. Yani gelen adiler, köpekler şerefsiz olmasa daha iyi çıkardık ama iyi oldu yine de. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada insan çekmek için dışarıda dans eder diye bir şey var lan. Biz pizza maskot neyse. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.